Alanya'ya geçeceğiz şimdi. Koronavirüsün getirdiği sıkı tedbirlerin ardından restoran ve kafeler tekrar müşteri kabul etmesiyle birlikte Antalya'nın Alanya ilçesinde işletmelerde hem maddi hem de manevi anlamda morallerde düzelmeye başlandı. İlçede dağdaki çobanın bile turizme katkı sağlayan önemli bir unsur olduğunu dile getiren Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Nuri Demir, yaz sezonu öncesi hem vatandaşların hem de esnafın tedbirlere uyarak zor günleri tekrar yaşatmaması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta kafe ve restoranların %50 kapasiteyle müşteri kabulüne başlayabileceğini açıklamasıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde de hareketlilik başladı. Kentin turizmle iç içe olduğunu hatırlatan Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nuri Demir, bu nedenle kısıtlama kararından en çok etkilenen bölgelerin başında Alanya'nın geldiğini işaret etti. Alanya'da yaşayan her meslek turizm esnafıdır. Dağdaki çoban da turizm esnafıdır. Neden? Oradaki mahsulünü, çok affedersiniz, beslemiş olduğu kuzuyu, keçiyi, ineğini kasaba veriyor. Kasap da bunları, 600 tane otelimiz var, onlara veriyor. Bizler haftalık bir kilo etle, bir tavukla geçiren insanlarız. Tabii bunu alamayanlar da var. Allah yardımcıları olsun. Ama oteller günlük 300 kilo, 500 kilo bir ton et alıyorlar. Onlar da yani dağdaki hizmet veren çoban bile turizm esnafı sayılıyor bizim gözümüzde. Esnafın ahilik terbiyesi sayesinde devletin yanında olduğunu ve her türlü kısıtlama ve uygulamaya dikkat ettiğini kaydeden Başkan Demir, esnafa destek konusunda kapsamın biraz daha genişletilmesi gerektiğini kaydetti. Başkanımızdan isteğimiz her esnafa destek olmaları. Çünkü esnaflarımız desteği bulursa en azından aile geçimini sağlar, elektriğini, suyunu yatırır. Belki borcunu ödeyemez ama sağ olsunlar, devletimize burada teşekkür ediyorum. Kredi kooperatiflerinin aldığı paralar, vergi dairesindeki borçlanmalar, SSK'daki Bağkur borçları hepsi ertelendi. İkinci sefer ertelenme oldu. Bu arada hükümetimize ve devlet başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Esnafın yanında olmaya çalışıyorlar ama esnaf olarak da her şeyi devletten beklemememiz lazım. Bir insanın kendi çabası, kendi üretmesi, kendi başarısı olmazsa zaten o kişi devlet ne kadar yardım etse yine işini düzene koyamaz. Kötü günleri tekrar yaşamamak için hem esnafın hem de vatandaşın tedbirlere uyması gerektiğinin altını çizen Başkan Demir, maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlılık istedi. Ekmeğimizi kaybetmek de kendi elimizde, ekmeğimizi kazanmak da kendi elimizde. Sonradan pişmanlık elde fayda etmez. Bütün esnaflarım, bütün Alanya'da yaşayan halka burada sizin aracınızda, Kanal V televizyonu aracılığında çağrıda bulunuyorum. Allah sizden razı olsun. Esnafın yanında duran bir televizyonsunuz. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü sizin sayenizde bütün Alanya, Antalya, Türkiye'nin her tarafında, dünyanın her tarafında bu çağrımızı duyuracaksınız. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Onun için maske, mesafe ve hijyen kurallarına muhakkak uyalım. Muhakkak uyalım, muhakkak uyalım diyorum.